Hakikaten hırsızın arsızıymış o da efendim. Sayın seyirciler, döviz bürosu sahibinin yaklaşık 1 milyon dolar alacağı vardı. İki kuryesini o parayı almaları için kapalı çarşıya gönderdi. Gelen para beklediğinden fazlaydı, öyle birkaç dolar da değil. Tam 125 bin dolar fazla para gelmişti, ancak elindeki 1 milyon 125 bin doların değeri aslında bir sıfırdı. Çünkü paranın tamamı sahteydi. Durumu öğrenir öğrenmez polise giden işletme sahibi gerçeği öğrenince kulaklarına inanamadı. Çekmecenin altında. Alo baba. Çekmeceye sakladıkları dolarlar gerçek, patronlarına verdikleri ise sahteydi. Döviz bürosu çalışanlarının 20 milyon liralık vurgunu akıllara durgunluk verdi. Fatih'teki döviz bürosunun sahibi polisi aradı ve kendisine Dubai'den gönderilen 1 milyon 125 bin doların sahte olduğunu söyledi. Dedektifler parayı almak için kapalı çarşıya giden iki kuryenin kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. İkili para dolu çantayla yürürken arkalarından benzer bir çantayla gelen şüpheli vardı. Dedektifler o çantaların değiştirildiğini fark edince arkadan gelen şüphelinin kimliğini tespit etti. Dolandırıcının Bayrampaşa'daki evine düzenlenen baskından sonra sahte paralarla değiştirilen dolarlar yatak odasındaki çekmecelerden çıktı. Çekmecenin altında. Alo baba. Döviz bürosu çalışanı ve paraları ondan alan şüpheli tutuklandı. Diğer çalışansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.